Merhaba, Habertürk ekranlarında yeni bir Söz Sende programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün biraz başarıdan bahsedeceğiz. Öyle bir kavram ki pozitifi mutlu eder, negatifi çok ama çok mutsuz eder. Ama öyle mi olmalı? Başarı kavramına farklı bir bakış açısı getirmeye hazır mısınız? Bu işin uzmanı bizlerle beraber olacak. Daha doğrusu uzmanı derken bu işe çok mesai harcayan bir isim. Profesör Doktor Acar Baltaş bizlerle beraber olacak. Sayın Baltaş'a soracağımız çok şey var. Evet efendim, Profesör Doktor Acar Baltaş bizlerle beraber. Kendisiyle iş hayatından, başarıdan, başarının tanımından bahsedeceğiz biraz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Profesör Doktor Acar Baltaş aslında bir nöropsikolog. Fakat kitapları var. Aynı zamanda insan kaynakları dendiğinde Türkiye'de ilk başvurulan ve başvurulacak isimlerden biri. Çok özel bir şahsiyet. Size şu soruyla başlamak istiyorum. Akıl ve zeka tanımını nasıl yapıyorsunuz ve hangisi hangi aşamada devreye giriyor? Öncelikle teveccühünüz için teşekkür ederim. İlk başvurulanlardan biri olarak kabul edeyim bu iltifatınızı. Şimdi akıl ve zeka psikologların yapmadığı bir ayrımdır. Ama halk arasında pek sevilen bir ayrımdır. Gerçekte psikologların bilimsel açıdan tanımladıkları zekanın çeşitleri vardır. Mesela analitik zeka, pratik zeka, yaratıcı zeka, bilgelik zekası denilen bugün türleri var. Büyük çoğunlukla pratik zekaya halk arasında akıl denilebilir. Yani bir soruna hızlı, kolay, işlevsel bir çözüm bulmak büyük çoğunlukla pratik zekanın bir sonucudur. İşe yarar ama analitik zeka daha farklıdır. Şimdi bu pratik zekanın hayatta sağladığı avantajlar vardır. Ancak her sorunun hızlı, kolay, ucuz ve yanlış bir çözümü vardır. Ve o yanlış çözüm büyük çoğunlukla pratik zekadan çıkmıştır. Ve daha ilerideki bir adım sonraki daha büyük bir sorunun da parçası olur. Onun için yani psikologların bilim disiplini içinde yapmadıkları bir ayrımdır bu. Ama geniş halk kitleleri tarafından çok sevilir. Bazıları da bunu çok sıkça kullanır. Şimdi sorularımı hangi kimliğinizle cevaplayacağınızı merak ediyorum. Psikolog kimliğinizle mi yoksa bir iş hayatı ve başarı uzmanı olarak mı? Onun için lütfen bana öncesinde bildirin. Mesela az önce dediniz ki psikolojide çok zeka ve akıl ayrımı yapmayız. Ama iş hayatında mesela insan kaynaklarının çok zeki ya da bu çok akıllı işimize yarar gibi tanımlar kullandığını düşünüyorum ben. Şimdi insan kaynakları disiplinindekilerin çok büyük çoğunluğu da zaten psikolojiyle ya ilgili değildir ya az ilgilidir. Yani ilgilenenler bu farkları bilirler. İlgilenmeli midirler peki? Bence insan davranışlarıyla ilgili olduğu için ilgilenmelidirler. İnsanı hayatta başarılı kılan başarısızlıklarıdır. Yani bir hayatın içinde eğer başarısızlık yoksa ve o başarısızlık kişi tarafından kabul edilmiyorsa o insanın gelişmesine imkan yoktur. Onun için yani başarı uzmanlığı çok tehlikeli bir tanım. Ben hep bundan uzak durmuşumdur. Ama hayatınızda başarılısınız. Yani ya da şöyle diyelim, başarı göreceli midir? Başarı tanımı neye odaklıdır? Bir kere yani ben kendi hayatımda belirli alanlarda başarılı olmuş, belirli alanlarda da ele hayatının belirli dönemlerinde de ciddi başarısızlıklar yaşamış bir insanım. Yani anlatmaya kalksam o daha uzun bir program olur. Rahatlıkla bunu samimiyetle söyleyebilirim. Başarısızlıkları mı? Evet.
Yani ben iki defa sınıfta kaldım. Yani bir lise hayatı boyunca iki sene kaybetmek nasıl bir şey? Mesela. Yani örnek olarak söylüyorum. Şimdi sizin sorunuzun diğer tarafına geçelim. O daha eğlenceli bir başka program konusu olabilir. Siz sorunuzun ikinci bölümünde başarıyı nasıl tanımlarsınız diye sordunuz. Yani çok genel bir tanım bana göre potansiyeli hayata yansıtmaktır. Potansiyelini hayata yansıtmaktır. Ha, nasıl tanımlanabilir? Çeşitli şekillerde tanımlayabilirsiniz. Yani bir, kendi başladığınız noktayla vardığınız nokta arasına bakarsınız. Sınıf arkadaşlarınız, mahalle arkadaşlarınızla kıyaslayabilirsiniz. Meslektaşlarınızla kıyaslayabilirsiniz. Şimdi bu açılardan bakınca ben uluslararası arenada performans gösteren, yayınlar yapan arkadaşlarıma kıyasla çok ciddi başarısız bir insanım. Yoksa çok mu mütevazısınız? Yani inanın hiç öyle onu taklit etmek gibi bir niyetim yok. Neysem oyum. Bugün kendimi olduğumdan daha farklı göstermek ihtiyacı hissetmeyecek kadar yaşım ilerledi. Sahip olmak istediklerime sahip oldum. Onun için bunlar çok fazla bir şey ifade etmiyor. Onun için rahatlıkla konuşabiliyorum. Peki tüm insanların ortak ideali başarılı olmak. Herkes başarıya ulaşmak için yaşıyor. Ha, bu başarının sonucu illa para olmak zorunda değil. Biri annedir, anneliğinde başarıya ulaşmak çalışır. Biri evlattır, annesine babasına iyi davranma onun hedefidir. Onda başarıya ulaşmaya çalışır. İnsan psikolojisi mi buna yönelik yoksa toplum baskısı mı bizi illaki başarılı olmaya yöneltiyor? Şimdi anlamlı bir hayat, anlamlı bir üretim yapmakla mümkün. Dolayısıyla da kişinin neyi anlamlı bulduğuyla ilişkili bu. Eğer iyi anneliği anlamlı buluyorsa kişi kendini o alanda tatmin edebilir. Ama daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman, yani anlamlı bir ilişki içinde olmak bir insanla, yetişkinle, yani mahrem bir ilişki içinde olmak, ikincisi de anlamlı bir üretim içinde bulunmak, ruh sağlığı açısından daha kabul edilebilir bir durum. Yani ben çocuğumla tek başıma müthiş bir uyum içinde yaşıyorum ama hayatını nasıl kazanıyorsun? Dışarıdan bir yerden para geliyor. Anlamlı bir başka ilişkin var mı? Yok ama çocuğum bana yetiyor. Bunlar pek sağlıklı kabul edilmez. Onun için genel anlamda bakmakta fayda var. Var. O zaman da anlamlı bir üretim içinde olmak, anlamlı bir ilişki kurmak diyebiliriz. Okullar gençlerimizi İş hayatına iyi hazırlıyorlar mı? Bugün okula başlayan çocukların %65'i bugün var olmayan işlerde çalışacaklar. Bir kere birincisi bu. Evet. İkincisi, bundan 20 yıl sonra hangi işlerin ve mesleklerin olacağını hiç kimse bilmiyor. Bilmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var. O da işbirliği, İlişki yönetimi, eleştirel düşünce ve yaratıcılık özelliğine sahip olan insanlar ve öğrenmeye meraklı olan insanlar hangi iş olursa olsun o işte varlıklarını sürdürebilecekler. Şimdi bu perspektiften bugünkü okul sistemimize bakarsanız başarı başkalarının önüne geçmek olarak tanımlanıyor. Yani eğer sınıf arkadaşlarınızdan biri hastaysa sizin mutlu olmanız gerekiyor. Çünkü bir rakibiniz eksildi. Bunu Türkiye çapında düşünebilirsiniz. Halbuki gelecekte başarı kriterlerinden biri olarak neyi saymıştım ben? İşbirliği. Bugün iş hayatına girdiğiniz zaman en çok aranan özellik ne? Ekip çalışması, takım çalışması, birlikte çalışmak, birlikte bir şey üretmek. Peki biz bütün hayatını yarışarak başkalarının önüne geçmekle anlamlandıran genç insanları nasıl olur da bir araya geldikleri zaman birlikte bir şey yapmaları için sonuç bekleyebiliriz? Birincisi bu. İş yerleri açısından da durum.
Siz ekip çalışması yapmalısınız. Sizden onu bekliyorum ben yönetici olarak. Ama performans değerlendirirken gel senin performansını tek başına değerlendiriyorum. Buradan başlayarak gidebiliriz. Sonuç. Yapılması gereken nedir? Son derece açık söylüyorum. Bir kere bilgi davranışı değiştirmez. Bugün okullar ezici olarak bilgi vermek üzerine varlıklarını inşa etmişlerdir. Ne söylerlerse söylesinler, velilere ne vaat ederlerse etsinler. Esas olarak bilgi vermek ve o sınavda o bilgilerin hatırlanmasını sağlamak. Yani esas olarak analitik zekaya dönük ve hafızası kuvvetli insanlara dönük bir program yürüyor. Bu geleceğin programı değil Oyman. Niye değil? Çünkü 10 seneye kalmayacak, gözünüze taktığınız bir lensle buluttaki bilgileri indirebileceksiniz. Şimdi böyle bir dünyada size verilen bilgilerin, kazanmış olduğunuz bilgilerin, o bilgileri kazanmak için ödediğiniz bedellerin ne anlamı var? O zaman ne anlam kazanıyor? Bütün algoritmalardan, bütün robotlardan ve makinalardan gelen bilgileri anlamlandıracak bir zihin yapısına, antrenmanına sahip olmanız gerekiyor. Şimdi bunun adı kara beceri. Kara beceri. Black skill. Hmm. Yani İngilizce kullanmak istemiyorum ama hani. Black skill. Belki merak eden izleyicilerimiz olursa döner bakarlar. Şimdi Türkiye'nin bir şansı var. O da şu, bugünkü Milli Eğitim Bakanımız bu incelikleri bilen bir insan. Eğitimden geldiği için. Eğitimden, eğitimin felsefesini, eğitimin felsefesini bildiği için. Eğitimci olması önemli değil. Eğitimin felsefesini biliyor. Ve Avni Akyol'dan beri de bana göre, benim değerlendirmeme göre, Avni Akyol'dan beri de gelmiş olan bu alandaki tek insan. Dolayısıyla bunun farkında bir insan var. Umarım koşullar onun bu görüşünü, felsefesini hayata geçirmesine ve gençlerimizin dünyayı yakalamasına imkan verecek şekilde gelişir. Şans faktörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Oylum Hanım, hayatta her türlü başarıda şansın rolü vardır. Ve her türlü başarısızlıkta da şansın rolü vardır. Ancak hiçbir başarı şansla açıklanamaz. Aynı şekilde hiçbir başarısızlığı da şanssızlıkla açıklamak mümkün değildir. Önemli olan şans geldiği zaman hazır olabilmektir. Birincisi. İkincisi, önemli olan şansın gelmesi için kapıları açık tutacak bir tutuma sahip olmaktır. Çünkü olumsuz tutum içinde olan insanlar şans kapıyı çaldığı zaman bile döner arkalarına bakar. Bu ne gürültü yahu derler. Hmm. Onun için burada tutum çok önemli. Bir, hazırlık çok önemli. İki. Ama şans öyle ya da böyle insanın hayatında bir rol oynuyor. Oynar. Ben de kesinlikle katılıyorum buna. İş hayatında da hani ağzında altın kaşıkla doğmak diye bir terim vardır ya, kimileri tırnaklarıyla kazıyıp bir yere gelirler, kimileri altın kaşıkla doğmuştur. Kapılar öyle bir açılır ki kendisi bile geldiği yerin farkına varamaz, bilincine varamaz. Siz başarı dendiğinde kimi örnek verirsiniz? Şimdi siz bir önceki girişinizle beni ileri yaşımda tekrar toplum önünde ikinci defa popüler kılmış olan konuya değindiniz. Ben şuna inanıyorum ki bu ağzında gümüş kaşıklarla gümüş doğan çocuklar gerçekte hayatın gerçek şanssızları. Öyle mi? Evet. Çünkü onlar biraz evvel sizin işaret ettiğiniz gibi sahip oldukları şeylerin hiçbirini elde etmek için mücadele etmeden kendilerine sunulmuş olan insanlar. Dolayısıyla da çok güzel duyuluyor hocam. Vallahi çok güzel duyuluyor. Ben hiç itiraz etmem. Niye itiraz dolayısıyla edeyim? Dolayısıyla da tabii ki kimse itiraz etmiyor zaten. Niye şanssız o zaman? Dolayısıyla da gerçek güçlüklerle karşılaştıkları zaman hayat karşısında
aşısız, mikroplu bir ortama girmiş insanlara benziyorlar. Ama bu biraz evvel söylediğiniz, işte mücadele ederek gelmiş olan insanlar, ki ben şimdi bu konuda bir kitap hazırlıyorum, muhtemelen Nisan-Mayıs'ta çıkmasına gayret ediyoruz yardımcımla beraber. O insanlar bu mücadeleyi, yani sahip olduklarını elde etmek için mücadele eden insanlar, bir, sahip olduklarının değerini ve kıymetini biliyorlar. İkincisi de bir zorlukla karşılaştıkları zaman bu zorluğun üstesinden nasıl geleceklerini biliyorlar. Hocam çok özür dilerim, bir virgül koyuyorum. Amerika'da yaşasak, İngiltere'de yaşasak bu söylediğinize katılırım. Ama tırnaklarıyla kazıyan insanlar bir yere geldiklerinde, o ağzında gümüş kaşıkla doğmuş insan birinin sadece tanıdığı ya da el sıkıştı biri olduğu için sizin o tırnaklarınızla kazıdığınız kaleyi yerle bir edebiliyorlar. Şimdi efendim, siz bunu söylediğinize göre bir kere bununla ilgili yaşanmışlıklarınız var. Yani gözlemleriniz var en tabii azından. Ki. Yaşadıklarınız, elbette, gözlemleriniz var. Elbette. Şimdi buna nasıl hayır denilebilir? Ancak hayat bir maraton. O maratona baktığımız zaman hayatla mücadele eden insanlar potansiyellerini hayata yansıtabiliyorlar. Başarı tanımımıza dönüyoruz. Hayatla mücadele etmeden sahip oldukları, kendilerine sunulmuş olan insanlar ise potansiyellerini hayata yansıtamıyorlar. Nedeni belli olmaksızın, belki haz içinde ama karınlarında bir ağrıyla yaşıyorlar. Hmm. Bir donuklukla yaşıyorlar. Hmm. Bir ağırlıkla yaşıyorlar. Onun için burada mesele insanın anlamlı bir mücadele içinde olması, anlam verdiği bir mücadele içinde olması ve sahip olduğunu elde etmenin huzurunu ve gururunu yaşaması. Kıymetini bilmesi. Kıymetini bilmesi. Ama çünkü o insanlar kıymet biliyorlar. Diğerleri nedeni belli olmaksızın hep daha fazlasına hak ettiklerine inanıyorlar. Hocam şimdi tabii iş hayatı başka bakar buna ama psikoloji de muhtemelen başka bakar. Çünkü bazıları da içinde bulundukları ortamın mutluluğunu, kıymetini hiçbir zaman bilemeyecektir. O da doğuştan gelen yine Yüce Yaradan'ın size verdiği güzel bir olgudur. Hayata pozitif bakmak, negatif bakmak. Biraz insanın yapısıyla da alakalı böyle değil mi? Yani burada tabii ki doğuştan getirdiğimiz özellikler, yetişme ilk yıllarımız, yetişme tarzımız, hepsi bunların rol oynuyor muhakkak ki. Bütününe baktığımız zaman şunu görüyoruz ki bugün özellikle bu özel okullar çevresindeki aileler açısından çok geçerli bu. Konfor alanından yüksek performans çıkmıyor. Konfor alanından hayata potansiyel yansıtılmıyor. Özellikle anneler çocuklarının olumsuz bir duygu yaşamaması için çocuklarının önünde aşırı bir koruyucu kalkan oluşturuyorlar. Hem de nasıl? Şimdi dolayısıyla da çocuk bir olumsuz duygu yaşamadan hayata hazırlanıyor ve başarısız olduğu veya hatalı hareket ettiği durumlar içinde ister istemez son derece doğal olarak annesi tarafından sebebin başkaları olduğuna, kendi dışında olduğuna inandırılıyor. Şimdi bu kadar başarıyla zehirlenmiş, başarılı olamadığı zaman sebep kendi dışında bulunmuş olan çocuklar hayatla karşılaştıkları zaman ne oluyor? O zaman bir sebebi kendi dışında arıyorlar. Şimdi bugün özel okulların önemli bir bölümünden yetişen çocukların istikbali budur. Neden bunu söylüyorum? Neden bunu söylüyorum? Çünkü benim gündelik hayatım bu çocukların 35-50 yaşındaki halleriyle geçiyor. O çocuklar bu çocuklar işte. Büyümüş çocuklar. Büyümüş olanlar böyle. Bunun sonunda ne oluyor? Ben size onu da söyleyeyim. Bakın, İstanbul'un dışına çıkın. Ulusal, uluslararası, kurumsal, patron şirketi fark etmez. Bütün şirketlerin genel müdür yardımcıları Anadolu'nun çiftçi, esnaf ve memur çocukları.
Bu çocuklar 5 yaşından 7 yaşından itibaren mücadele ederek gelen, ailelerinin hayatlarına katkıda bulunan çocuklar. En azından ev işi yaparak. Bu ağzından İstanbul'da da yarı yarıya. Bunlar belki Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun değil ama sahip oldukları işe dört elle sarılan ve onu muhafaza etmek için mücadele eden çocuklar. Diğerleri o sıkıntılara girmiyor. Şimdi İstanbul'da da yarı yarıya böyle. Geçen gün bir üretim yapan şirketin insan kaynakları yöneticisiyle beraberim. Bir hanım bu, bir kadın, genç kadın. Diyor ki benim yeğenim Boğaziçi'ni bitirdi ama ben onu bu işe almam diyor. Bizim işimizi almam diyor. Sıkmaz kendini diyor. Yani kendini zorlamaz diyor. Onun için yani bu başlangıçta çok şanslı gibi gözüken, aileleri tarafından aşırı korunan ve kollanan çocuklar aslında hayat karşısında çok güvensiz. Çocuk okulda bir problem yaşadığı zaman anne telefon ediyor okula diyor ki sınıfını değiştirin. Serviste problem yaşarsa servisini değiştirin. Bu çocuk nasıl problem çözmeyi öğrenecek? Bu çocuk nasıl ilişkilerini yönetmeyi öğrenecek? Eninde sonunda hayat tokatlarla insana öğretiyor. Kimine daha fazla öğretiyor, kimine daha az öğretiyor. Kimine daha geç öğretiyor, kimine çok daha doğru. Erken öğretiyor. Ama hayatın o sillesini yediğiniz zaman o anne babanın huzurlu, korunaklı ortamında olmadığınızın farkına varıyorsunuz. Bazen bu tokatlar çok acı verici oluyor. Söyledikleriniz o kadar doğru, o kadar önemli, o kadar aslında ders niteliğinde ki hepimiz bu negatifliklerin farkındayız. Yaptığımız hataların farkındayız ama elimizden bir şey gelmiyor. Türküz biz. Acayip. Şimdi bakın son derece basit birkaç şey söyleyebilirim. Elinizden gelecek olanlar neler? Herkes ne yaparsa yapsın. Elinizden gelecek olanlar şunlar. Çocuk 1-1,5 yaşından başlayarak ev işlerini yaptıracaksınız. Çocuk evde angarya, yani angarya kabul edilen yardımcıların yaptığı veya annenin yaptığı işlere ortak olacak. Bir yaşından itibaren. Bir yaşındaki çocuk ne yapar? Oyuncaklarını toplar. Evet. Şimdi bu angarya işler, yani angarya gibi gözüken işler, ev işleri. Çok, o kadar önemli ki. İleride ne kazandırır? İleride bir iş ahlakı kazandırır. İkincisi iş disiplini kazandırır. Üçüncüsü başarısız olduğu zaman bir daha sefere neyi daha iyi yapması gerektiği konusunda direnç kazandırır. İleride sıradan işleri, basit gibi gözüken işleri yapan insanlara saygı görmeyi öğretir. Şimdi bütün bunların sonunda değerlendirdiğiniz zaman ortaya bir şey çıkıyor. O da nedir? Emek vererek mi yaşamak? Başkasının emeği üzerinden mi yaşamak? Çünkü eğer yani hayatla ilgili başarıya ne sağlar diye sorarsanız bana, size çok basit üç şey söyleyebilirim. Yani birincisi bir kere yatkın olduğu ve elinden gelen iyi işi yapmak. Ya herkes yapıyor, sen de yaparsın. Yapanın senden fazla nesi var? Senin neyin eksiğe girmemek lazım. İkincisi zora ve zahmete katlanmayı göze almak. Terlemeyi, üzülmeyi, başarısız olmayı göze almak. Üçüncüsü de insan ilişkilerini iyi yönetmek. Bu yani iltifat etmek doğru olmasa da insanların hoşuna gidiyor biliyoruz da ben onu söylemiyorum. Benim söylediğim bir adım ötesi. İnsanlarla bağ kurmak. İnsanlarla bağ kurmanın ölçüsü şu. Soru sormak ve dinlemek. Yani karşı tarafın önem verdiğinizi göstermek. Bunu kastediyorum. Şimdi bütün bunların sonunda ne çıkıyor ortaya? Bütün bunların sonunda yani gelecekte insanları başarılı kılacak olan şey ne? Eğer anne babalar yani istiyorlarsa çok somut iki tane şey çıkıyor işte. Birincisi sorumluluk vereceksin. Sorumluluk. Çocuklarınızı sorumlulukla ödüllendirin diyoruz. Direnç ve yılmazlık. Başarısız olacak, düşecek, kalkacak, etrafından dolaşacak, başka bir çözüm yolu bulacak. Direnç ve yılmazlık.
Birincisi bu. İkincisi de bu direnç ve yılmazlığın insanlara kazandırdığı öz yeterlilik. Böyle bu saçma sapan şeyler var. Amerikan psikolojisinden transfer ettiğimiz, bu yaşam koçlarının popüler ettiği, kendine güveneceksin. Kendine. Kendine güven, başkalarının beni nasıl görüşüyor sorusuna verdiğimiz cevapla ilgili, başarıya bağlı. Burada mesele öz yeterlilik. Başarısız olduğum zaman da düşerim, kalkarım, problemi çözmek için başka tarafından dolaşırım. Bunu diyebiliyorsa insanlar, bu insanlar başarılı oluyor. Bunu peki nasıl kazandırırız? Çünkü okullar kazandırmıyor diyoruz. Niye? Okullar neyi kazandırmıyor? İş birliğini kazandırmıyor. Birlikte çalışmayı ve üretmeyi kazandırmıyor. Yarışmaya hazırlıyor sürekli. Şimdi benim elimde olsa bir kere mutlaka grup ödevi veririm. Mutlaka grup ödevi veririm. Mutlaka grup ödevi veririm. Bazısı az yapar, bazısı çok yapar, hak geçer. Hiç bunların önemi yok. Önemli olan birlikte çalışmayı öğrenmek. Benim elimde olsa her akşam ailelere şu 4-5 soruyu sorma sorumluluğunu yüklerim. Bir, bugün kime yardım ettin? Bugün kimden yardım istedin? Çünkü yardım isterseniz sizden yardım isterim. Bu hafta hangi arkadaşının başarısına katkıda bulundun? 4. Senden daha az şanslı insanlar için bir şey yapmayı düşünüyor musun, planlıyor musun? 5.'si de sahip olduğun için kendini ayrıcalıklı hissettiğin, iyi hissettiğin ne var, neler var? Şimdi bu sorular başka bir düzeye taşır. Kaç aldın? Kaçıncı oldun? İşte eğrinin neresindesin? Senden başka kaç kişi telaşının dışına taşır? Bunun sonunda özel okullarda yaşanan disiplinsizliklerin ezici çoğunluğu devlet okullarındaki ayrı, özel okullardaki ayrı. Özel okullarda yaşanan disiplinsizliklerin ezici çoğunluğu çocukların verdikleri tek yönlü bilgilerle annelerin, babaların sofrada yahu kimleri öğretmen yapıyorlar? Öğretmen dediğim böyle mi konuşur? Böyle de öğretmen mi olur? Diyorlar. Ve çocuk ertesi gün o öğretmenin karşısına gidiyor. Saygısız bir şekilde. Ve saygı göstermesi bekleniyor. Mümkün değil ki böyle bir böyle şey. Böyle bir şey mümkün mü? Önce aileler saygı duyacak ki sonra çocuklardan saygı beklenir. Yani benim elimde olsa velilerin WhatsApp gruplarını lağdete. Benim elimde olsa özel okul yöneticisi olarak okuldan böyle uygunsuz taleplerle gelen velileri okul dinlemem. Hiç cevap vermem. Yani dinlerim, dinlermiş gibi yaparım. Elini sıkar gönderirim. O kadar yani haklısınız bu ki. Disiplini kura. Şimdi tabii ki ben velilere de haksızlık etmek istemiyorum. Öğretmenlerin de hatası olabilir. Sakın ha. Genelden bahsediyoruz. Yöneticileri yani bu benim söylediğim ertesi gün yapmaya kalkmasınlar. Doğru olmaz. Çıngar çıkıyor ertesi gün yayınlandık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Doz zehirdir. Yani burada öğretmenlerin üzerine fazla yük yüklüyoruz. Okullardan, özellikle özel okullardan hakkımız olmayan şeyleri talep ediyoruz. Özellikle anneler, restoranlarda, otellerde, kuaförlerde bekledikleri müşteri merkezli yaklaşımı okullardan bekliyorlar. Bunlar çocuklara iyilik değil. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Efendim, bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu, kendinize göre başarılı günler, aylar, yıllar diliyorum. Hoşça kalın, tekrar görüşünceye kadar.